Herkese selam. İstanbul'da iyi kebap bulmak çok zor. Şimdi kebabı çok iyi yapan Hasan Usta'ya doğru yol alıyoruz. Bu arada Zeynep vejetaryen ama onun içinde çok güzel seçenekler var. Canım kankim Zeynep Çipa'yı bugün Adana'ya getirdim. Evet, bugün bir Adana turu yapalım dedik. Vallahi tık diye geldik. Aynen, bir 10 dakikada geldik. İstanbul'un göbeğinde bir Adana diyebilir miyiz burayı? Evet, bak kumda kahveler de var. Donattın masayı sana. Donattın, çok teşekkür Adana, ederim. Adana, Adana. Acil Adana'ya gitmen lazım. Kalbi Adana bile yaptırtmışsın bana. Yani kardeşimiz için. Kalbimizden koptu. Kalbimizden koptu. Şu ikisi dışında her şey vejetaryen, evet, diyebilirim. Aynen öyle. Aslında bugün vejetaryen kankimle kebapçıda buluşmamızın bir sebebi de şuydu. Kebapçı deyip, ya ben et yemiyorum, kebapçıya gitmeyeyim demeyiniz. Kebap seven dostlarınıza, evet, bir vejetaryen olarak eşlik edebilirsiniz. Evet. Bugün Zeynep'i de burada mutlu edecek birçok yemek var. Evet. Tabii ki en başta. En başta çiğ köfte. Çiğ köfte. Ve bu arada ben şunun da tadını merak ediyorum. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, Adana'da hangi kebapçıya giderseniz gidin anında bu salatalar, bunlar anında gelir. Ve bundan ücret talep edilmez. Ve bundan ücret talep eden yere de kızar Adanalılar. Burada tabii ki tam bir Adana ekolü olduğu için bunların hepsi şu, ikram. Şu. Ve daha da güzeli, özellikle de bilhassa sorduk. Eve serviste peki bunlar geliyor. Tabii ki evet, geliyor dediler. Yani ne demek? Burası Adana'yı temsil ediyorsa biz de bunları ücretsiz olarak Adana yolluyoruz dediler. Adana her yerdedir dedi. Bütün evlerdedir dediler bize. Ve bu yani ne? Mükemmel bir çalgın. Giderken yanımıza da alacağız. Muhakkak eve de litrelik söyleyebiliyorsunuzdur. Yanında da böyle acı sosunu ayrı yapmışlar. Gerçekten çok beğendim. Çok iyi bir şalgam. Çok iyi bir şalgam. Bakın, İstanbul'da Adana diye söylediğiniz şeyler şu bıçak kalınlığında geliyor. Ve tabii ki satır kıyması değil, normal kıyma makinesinden yapılıyor. Gerçek Adana biliyorsunuz ki satır kıymasıyla yapılıyor ve böyle geniş olur genelde Adana. Özellikle Hasan Usta'nın Adana'sı daha da geniş. Ben de çiğ köfte tadayım o zaman. Ya da ben de şu sırada pideden tadayım. Bulgur gibi dağılması lazım. Wow. Ustam ne yaptın? Hasan Usta kebap, evet, bize menüyü. Menü geldi önümüze gerçekten. Hadi bakalım. Adana. Adana'dayım. Baraj Gölü'nün oradayım. Kozan'dasın, Kozan'da. Şu an Kozan'dayız ve burası yıkılıyor mu? Sana içinde et olan bir şeyi çok da övmek istemiyorum. Evet. Seyircilerimizi öveceğim o yüzden. Aşırı güzel ya. Ben de pideyi sevdim bu arada. Hamuru güzel olunca zaten bitiyor olay yani. İlk başta gelen şu salatalarla bile ben salata manyağı biri olarak doyarım yani. Hı-hı. Ama hani mesela bir pide bir başlangıçla iki kişi bile doyar bence. İkimiz otururken senin canın Adana çekti. Ben et yemiyorum. Senin sipariş vermene bile gerek yok. Ayrı aslında. Yerden mi sipariş? Aynen bu arada. Trendyol'a girdim. Aynen. Ben bir Adana söyledim. Evet. Zaten Hasan Usta da bunların hepsi yanında geldiği ama için. Ama bir pide söylersin bana. Hadi bir pide de sana. Biz mesela şu an buraya oturduğumuzda pide, Adana ve gavur daha sipariş verdik ve şöyle bir masa oluştu önümüzde. Yani siz de eve 2-3 şey sipariş ettiğinizde bir anda kocaman bir masa oluşturabilirsiniz. Trendyol Yemek'ten yine Hasan Usta Kebap'tan sipariş verdiğinizde hem de aynı zamanda indirim kazanma şansınız da var. Bir de tatlıları da çok güzel. Ben hiç yani sözlerin kifayetsiz kaldığı bir an olduğu için direkt şu girişi yapmak istiyorum. Katmer diyor muyuz o zaman? Özlemişiz be künefe. Yani künefe her gün yenecek bir tatlı değil. Yiyince de böyle güzel yemek, evet, lazım bence. Bak. Bir şey diyeyim yani kebap yemeyeceğiz bugün. Yine de Trendyol'da gayet tatlıcı yerine Hasan Usta'dan tatlı söyleyebilirsiniz. Çok güzel tatlıları. Trendyol Yemek'te hizmet veren işinin ehli mekanları size tanıtmaktan mutlu oluyoruz. Gördüğünüz bu yediğimiz her şeyi Trendyol Yemek'te eve servis edip evde de aynı keyfi yapabilirsiniz. Şalgam çok güzel. Çok güzel. Künefe, katmer, tatlılar çok güzel. Çok keyifli ya. Bir sonraki durağımız tamamen vegan lezzetlerden oluşan bir yer.